Herkese merhaba, ben Aslı Öz Yılmaz, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni ürünlerle bir ilk izlenim videosu hazırlamak istedim. Şimdi bu ürünlerle makyaj yapacağız. Geçen videomda sizlere bir indirim alışverişinden bahsetmiştim ve bir takım yeni ürünler almıştım. Şimdi buradaki satın aldığım ürünlerin hepsini bu videoda sizlerle birlikte uygulayacağız. Günün sonunda akşam ben tekrardan sizlerle birlikte buluşarak uyguladığımız ürünlerin yüzümdeki hani 10 saat sonrasındaki durumunu birlikte yine gözlemleyeceğiz. Makyaja başlamadan önce bu Wet n Wild serisi vardı indirim alışverişimde bahsettiğim sizlere. Buradaki bu Wet n Wild'ın Lip Scrub isimli bir dudak peelingi vardı. Önce bununla dudaklarımı hem nemlendirici de sürmedim. Bununla bir peeling yapacağım. Bundan bir miktar böyle alarak o şekilde dudaklarıma bir peeling yapıyorum. Bakalım. Çok incecikmiş. Gerçekten içindeki şeker partikülleri çok incecik. Hiç rahatsız etmiyor dudaklarınızı. Bunu her gün değil ama haftada bir iki kez yaparak dudaklarınızın üzerindeki ölü deriden kurtulmuş olursunuz aslında. Hem biraz nemi de dudaklarımda kalsın diye ıslak mendille silmek istemedim. İçerisinde balm olduğu için ve dudakları da yumuşacık yapıyor aslında şu anda uygularken de hafif böyle bir yumuşaklık oldu. Bu şimdi biraz böyle dursun. Yeni bir bazımız vardı. Ben bunu daha önceden hiç uygulamamıştım. Bu L'Oreal'in son dönemde çıkardığı Infallible serisindeki Magic Essence Drops isimli aydınlık görünüm veren bir baz. Bakalım bunun durumu nasıl olacak ama bu bir cilt ürünü gibi olduğu için aslında bir günde bu anlaşılmaz çok fazla. Birkaç kez üst üste bunu deneyimlemek lazım. Bugün de ben ilk kez burada sizlerle uygulayacağım. Birkaç kez daha bunu uyguladıktan sonra yine size bununla ilgili fikirlerimi ben videolar içerisinde anlatırım. Bu şekilde biraz yalnız alkol kokusu alıyorum ben içerisinde. Hafif böyle bir alkollü bir kokusu var. Cildimde sadece önceden bir nemlendirici ve üzerinde de güneş koruyucu kremim var. Tabii güneş koruyucu kremi ben bu makyaja başlamadan bir 15-20 dakika öncesinde uygulamıştım. O yüzden cildim tarafından da tamamen emildi. Böyle su gibi, jel gibi de değil, su gibi bir kıvam var şu anda bunun. Çok çabuk sürüldü ve cilt tarafından da çok çabuk emildi. Hiç böyle çok hafif bir yapışkanlık var. Yani çok hafif, rahatsız edecek kadar değil. Ama güzel uygulanabilen, böyle kolay uygulanabilen bir bazmış bu arada. Hani birazcık evet aydınlık verdi görüyorsunuzdur herhalde. Böyle bir ışık yansıması oldu şu anda yüzümde. Çok da fazla içerisinde böyle ışıltılar olan, aydınlık görünüm veren diğer bazlar gibi de değil. Daha az bir aydınlık verdi bence. Yapışkanlık biraz daha azaldı şu anda. Birazcık zaman geçtiği için biraz daha azaldı. Bakalım fondötenle birlikte duruşu nasıl olacak? Fondöten olarak bu True Match'in, L'Oreal True Match'in 2R 2C fondötenini uygulayacağım. Bunu da ilk kez kullanacağım ben. True Match koleksiyonu daha önceden çıkmıştı. Fakat ben hiç denememiştim True Match fondötenlerini. Bununla ilgili de beğenini bayağı fazla olduğunu biliyorum. Benim de beğendiğim Infallible fondöten olduğunu siz de biliyorsunuz önceden izleyenler. Bunu da böyle Nashita'nın tombul bir süngeri var. Bu da yeni süngerlerden ilk kez kullanacağım bu videoda. Bu birazcık daha pembe alt tonlu bir fondöten. Normalde ben daha çok sarı alt tonları tercih ediyorum ama bakalım bu da nasıl olacak. Bu süngerle uygulamak gerçekten güzelmiş bu arada. True Match'in de çok beğenen olduğunu biliyorum. Özellikle bazılarınız da hani ben Infallible'ı beğendiğimi söyleyince True Match'i de denememi söyleyenler de olmuştu içinizde. Onu da beğenenler olduğunu biliyorum. Çok fazla kalın bir tabaka gibi uygulamak istemiyorum. Çünkü gün içerisinde sonra cildim böyle birazcık daha karma bir cilt olduğu için aşırı hani böyle kusabiliyor fondöteni. Sadece şuraları birazcık daha fazla yapalım. Buraları bir kapatabilmek için. İnce yapılı bir fondötenmiş. Bu da yani evet beğeneceğim fondötenlerden biri olacak herhalde. Kuru kuru yapmadı hemen. Pul pul yapmadı. Hemen çizgilere de dolmadı. Bayağı ince bir yapısı var. Böyle çok fondöten uygulamış gibi durmuyor. Bakalım ilerleyen zaman içerisinde nasıl olacak? Şimdi bunu da uyguladıktan sonra kapatıcı olarak yeni bir kapatıcım yoktu zaten yaptığım alışveriş içerisinde. O yüzden kapatıcı olarak elimdeki zaten kullandığım Instant Anti-Age Eraser bu kapatıcıyı kullanacağım. Bunu göz altlarıma kullanacağım. Daha sonra aşağıda yine Essence'ı kullanacağım. Şimdi şu göz altlarıma da tam buraya daha açık olduğu için bu Essence kamuflajı birazcık kullanacağım. Şöyle. Birazcık daha buradan aydınlık bir ışık versin diye yüzüme. Biraz da buraya.
Onu da böyle bir buraya üçgen yapıyorum. Evet, bu şekilde kapatıcımızı da halletmiş olduk. Alışverişim içerisinde bir pudra olmadığı için L'Oreal Infallible'ın mavi loose powder'ından, transparan pudrasından birazcık böyle gün içerisinde yağlanma ihtimali olabilecek yerlere çok hafif bu Real Techniques'in fırçasıyla hem biraz göz altlarına hem de şu T bölgesine birazcık uyguluyorum böyle. Birazcık da şu bronzer falan sürülecek yerlere sürüyorum ki toz ürünler fondötenle birlikte yama yama durmasın. Wet n Wild'ın son çıkardığı serideki Rebel Rose serisindeki Bed of Roses olan bu paleti uygulayacağım. Diğer iki paleti bildiğiniz gibi geçen videoda sizlere söylemiştim. Onlar çekilişle gelecek. Onları o yüzden test etmeyeceğim, açmayacağım bile bozulmasın diye. 4 tane far var üzerinde gördüğünüz gibi. 2 tanesi yukarıdaki pembe, açık pembe ve koyu pembe olanları ışıltılı. Alttaki mor ve böyle hafif mürdüm, koyu bir mürdüm gibi görünen de bu şekilde matlar. Bunlardan yalnız kriz bölgesi için, katlanma bölgesi için uygulayabileceğimiz bir far yok. Şimdi önce şuradaki renkten biraz alacağım ben. Bu kadar uygulayacağım. Çok fazla dağıtmayacağım. Çünkü gerçekten koyu bir renk. Şimdi burada gördüğünüz bu bordo rengi dış köşelere doğru böyle bu şekilde dağıtarak uyguladım. Şimdi çok hafif de buradaki koyu mor gibi olandan alıp çok az böyle kenara bundan koyacağım. Hani hepsini kullanmış olalım diye. Çok çok az yalnız. Bu biraz daha koyu bir renk olduğu için. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum koyultmak. Şimdi gelelim ışıltılı renkler uygulamaya. Burada gördüğünüz koyu rengi ortadan itibaren uygulayacağım. Göz pınarına itibaren de bu açık rengi uygulayacağım ve bunları da parmakla uygulamak istiyorum. Önce şu koyu rengi alıyorum. Çok güzel bir renk bu arada bu. Bunu göz kapağımın ortasından itibaren böyle elimle yapıştırıyorum üzerine. Çok kolay elinizle uygulayabileceğiniz bir renkmiş. Hemen kendini belli etti zaten. Aynı şeyi diğer gözüme de yapıyorum. Şimdi de buradaki açık rengi, en açık rengi göz pınarımdan itibaren yine parmağımla uygulayacağım. Açık renk ama bu da hafif böyle içerisinde bir morluk da var yani biraz mor pembe bir renk. Fakat daha aydınlık göstereceği için buradan itibaren açık rengi göz pınarından itibaren uygulamak daha başarılı oluyor. Onu da orta yerde deminki ışıltılı renkle ikisini birleştirdim. Işıltılı renkleri uygulamak parmakla çok daha kolay oluyor. Bu şekilde gözümün üst tarafına uygulamış oldum. Birazcık göz altımı hafif koyulaştıracağım. Çünkü çok böyle birbirinden alakasız oldu. Buradaki bordo mürdüm rengi birazcık çok hafif alarak onu göz altıma ama tamamını değil. Yani dış köşeye doğru olan yere birazcık sadece uygulayacağım. Bu üst tarafla birleştirmek için. Yani ortaya bile gelmeden şu köşede bırakıyorum sadece. Bu şekilde ben tamamladım. Zaten normalde de benim göz makyajımda yaptığım far uygulaması genelde böyle oluyor. Rimel olarak da yine sürekli elimin altında olan bu Paradise Ecstatic'leri uyguluyorum. Önce primer'ını uyguluyorum. Bir kat. Biraz daha yoğun görünmesi için. Bunun da üzerine Paradise'ın bu waterproof olan maskarasını uyguluyorum. Bu arada Kore cilt bakımı rutinim videomdaki çekilişin sonucu bugün belli oldu. Onu hem bu videomun altında hem de Kore cilt bakımı rutinimin videomun altındaki bilgi açıklama kısmına ben yazdım. Oradan da kazanan kişiyi görebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram hesabında da zaten kazanan kişinin ne şekilde çekiliş yapıldığını videosunda orada da duyurdum. İki tane fırçamız vardı biliyorsunuz. Ben bunu far uygulaması için kullanmak istemedim. Bunu ben daha çok pudra uygulamalarında kullanacağım şimdi ikisinde sizlere. Pudra olarak da bu yeni alışveriş videomda gösterdiğim Take Home the Bronze Oliver isimli The Balm'ın bu pudrasını uygulayacağım. Bu anti orange diyor. İçerisinde turunculuk barındırmayan bir pudraymış. Bunu ilk kez uygulayacağız. Bakalım nasıl olacak. Belki içinizde kullanan, beğenenler vardır. Bunu da böyle bir pudra fırçamla uygulayacağım birazcık. Yaz boyutlandıralım. Güzelmiş rengi. Biraz daha soğuk renklerden ama daha doğal duruyor. Bu taraf birazcık daha koyu olduğu için onu şimdi böyle bir ivory renk pudramla birazcık dağıtacağım. Her zaman için böyle pudra fazla geldiği zaman yapabileceğiniz en kolay işlemlerden biri. Üzerinden böyle bir pudrayla geçerseniz hem daha doğal oluyor hem de birazcık daha azaltmış oluyorsunuz görüntüyü.
bu şekilde yumuşatmış oluyorsunuz. Şimdi bronzer'ı uygularken biraz şu burun kenarıma da uygulamak istiyorum. Onu da bu küçük fırçayla uygulayacağım ben. Bunu far fırçası olarak değil de böyle hafif bir bronzer'dan alarak şurayı birazcık, biraz fazla koyduk galiba. Dağıtırız onu birazcık daha. Burun kemiğini birazcık daha ön plana çıkarmış olarak burayı inceltmiş olduk birazcık. Şimdi gelelim enteresan ürünlerden birine, bu siyah allığa. Siyah allık birazcık riskli gibi geliyor ama çok fazla olmadan bununla uygulayacağım ben, bu fırçayla. Bu fırçayı normalde bronzer için değil de allık için kullanmak istedim, birbirine karışmasın diye şimdi. Hafif böyle çok az alarak şöyle buraya birazcık uygulayalım bakalım. Ne kadar kızaracak. Bir süre sonra pembeleştiği için çok fazla uygulamıyorum. Az az böyle koyacağım. Çünkü geçen videoda sizlerle görmüştük, elimin üstünde sonradan biraz daha fazla renk değiştirmeye başlamıştı. Krem allıklar aslında fondötenle değil de hani sanki fondöten olmadan daha kolay uygulanıyor bence. Yazın daha kullanışlı gibi geliyor bana. Çok fazla uygulamadım minik bir parçasını. Bu arada bu allık uygulamak için böyle iyiymiş. Bu şekilde uygulayabilirsiniz. Hani pudra da uygulanabilirdi belki ama pudraya bulaştırsaydım allıkla karışacaktı rengi. O yüzden ikisini birlikte uygulamak istemedim. Fena değilmiş. Yani evet, pembe pembe ama böyle sağlıklı bir pembe oluyor. Elle de uygulayabilirsiniz. İlla fırçayla uygulamanıza gerek yok. Böyle parmaklarınızla da, elin ısısıyla da belki değişebilir. Bu şekilde de uygulanabilir. Wet n Wild'ın Hello Goodbye isimli aydınlatıcısını birazcık kullanmak istiyorum. Çok minik bir parça. Şuraya. Onu da yine ben süngerle dağıtacağım bu şekilde. Çok doğal bir aydınlık veriyor aslında. Daha doğal, böyle cam gibi görüntüsünü sağlıyormuş. Çok güzel bir renk. Bu tür aydınlatıcıları seviyorsanız, likit aydınlatıcıları, bence bu Hello Goodbye olanı, buna bakabilirsiniz. Açık, en açık renk olanı buydu. Pembe açık. Ben beğendim bunu, aydınlatıcıyı. Günlük böyle doğal kullanılabilir. Ruj uygulamasında elimdeki iki tane yeni ruj var, bu Wet n Wild serisinden. İsterseniz şöyle yapalım, önce şunu uygulayalım. Çünkü öbürünün üzerine bunu uygulayamayız. Bu şeffaf olanıydı. Bakalım bu dudakta nasıl duracak? Renk değiştirenlerden. Evet, dudağınızın pH'ıyla, teninizin pH'ıyla direkt renk değiştiriyor. Ve şu anda bu şeffaf olan, jel olan ruj dudağımda pespembe bir hale geldi. Bu şekilde de kullanılabilir çünkü ruj gibi değil, kesinlikle balm gibi. Yani balmdan bile ince hatta. İncecik bir yapısı var. Hiç yapış yapış değil. Hani böyle ruj kullanmayı sevmiyorsanız böyle bir lip balm uygularmış gibi bunu direkt dudağınıza sürün ve direkt pembe rengi veriyor. Gerçekten de hoş bir rengi var. Fakat şimdi biz diğer ruju da uygulayacağız sizinle. Ben bunu gün içinde kullanırım. Böyle daha çok hani lip balm türü olan şeyleri kullanmayı daha çok seviyorum. Şimdi ben bunu bir sileyim. Şimdi de bu Liquid Cat Suite serisinden Petal Poison olan rujunu deneyelim. Bu matlardan değil, daha ışıltılı, hafif ışıltılı görünenlerden. Bunun da rengini görmüş olun siz de. Bu şekilde. Benim gerçekten günlük kullanabileceğim renklerden birisi. Yapış yapış değil. Çok yapışmıyor yani dudaklarınızda. Hani likit ama o şekilde yapışkanlığı yok. Işıltılı duruyor. Eğer ışıltılı duran rujları seviyorsanız bu şekilde, hani daha ıslak görünümlü rujları seviyorsanız bu seriye de, bunlara da bir bakabilirsiniz. En açık rengi buydu. Bunun hafif mora kaçan bir koyusu ve iki tane de bayağı koyu böyle renklerde olanı vardı. Ben bunu da beğendim. Gayet güzel. Bu ruju günlük hayatımda da kullanabilirim diye düşünüyorum. Yeni ürünlerin hepsini denedik. Umarım beğenmişsinizdir bu uygulamamı. Ben bunlarla birlikte bir 10 saat kadar bir vakit geçireceğim ve günün sonunda tekrardan sizlerle buluşacağız. Bu arada günün sonuna gelmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bundan önceki videomda, indirim alışverişim videosunda yine sizlere bir çekilişten bahsetmiştim. O çekilişte de yine Wet n Wild'ın bu far paletlerinin diğer iki renginden ve onların yanında da birkaç tane ürünle İki kişiye, iki ayrı kişiye hediye vereceğimi söylemiştim. İki hafta sonrasında bu çekiliş yapılacak. O çekilişe de katılmak isterseniz eğer, geçen gün yayınladığım o indirim alışveriş videomun altına giderek oraya hem bir yorum yapıp videoyu beğenerek ve kanala abone olursanız çekilişe katılmış oluyorsunuz. Şimdi 10 saat sonra sizlerle buluşup tekrardan bu makyajın gün içerisindeki durumunu değerlendirmiş olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
Merhaba, şu anda saat 23:56, neredeyse 12 olmak üzere ve ben bu makyajı yaptığımdan beri üzerinden 10 saatten de fazla zaman geçti. Yani 12-13 saat geçmiş olabilir yaklaşık olarak. Dolayısıyla epey bir zaman ben makyajımı hiç tazelemeden bu şekilde vakit geçirdim. Şimdi makyajda ne kaldı ne gitti derseniz eğer fondötende bir sıkıntı olmadı. Ben beğendim bu fondöteni. Yüzümdeki hani duruşu gayet iyiydi gün içerisinde. Hiç parça parça olmadı. Böyle gözeneklerden hani kusma gibi durum diğer Revolution mesela fondötendeki gibi olmadı. İncecik yapısı yağlandırmadı da cildimi çok fazla. Ve bu Infallible fondötenden sonra en rahat kullanacağım fondötenlerden bir tanesi oldu. Bu ikisini büyük ihtimal dönüşümü böyle kullanmaya devam edeceğim. Altındaki o mavi bazdan da belki hani fondöteni bu şekilde tutmuş olabilir. Yine mavi baz da hiçbir şekilde yağlandırma yapmadan yüzümde bu şekilde kalmasını sağladı. Farlarda hiçbir değişiklik yok. Aynı şekilde duruyor gördüğünüz gibi. Hiç bozulmadı. Kalıp gibi kaldı bütün farlar. Birbirine de karışmadı. Ben farların duruşundan çok memnun kaldım. Onun dışında yeni kullandığım ürünlerden allık vardı. Allık birazcık silindi. Yani çok az uygulamışım. Üzerine de onu zaten nötrlemiştim. Nötrlediğim için de birazcık azaltmıştım yani pudra uyguladığım için. Ruju tabii ki gün içerisinde çıktı ruj. Yani yemek yedim, kahve içtim. Dolayısıyla rujum çıktı. Yanımda da ruju almayı unuttuğum için tekrardan nude ruj olarak başka bir ruj uyguladım. Bu şekilde makyajın gün sonundaki yani 13 saat sonraki durumu bu şekilde oldu. Umarım siz beğenmişsinizdir. Ben ürünlerden gerçekten memnun kaldım. Özellikle de bu Rebel Rose serisindeki far paletini gerçekten beğendim. Fırçalarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu yeni fırçalar yani şekil olarak çok güzel ama kullanışlılık olarak çok da kullanışlı değil açıkçası. Yani bu fırçayı bu şekilde tutup uygulayabilirsiniz. Hani belki burada yine bir bronzer uygulamasında veya da allık uygulamasında kullanabilirsiniz ama hani onun dışında genel olarak bunlardan daha rahat kullanılabilen, sapından daha rahat tutabileceğiniz fırçalar var. Çünkü sapları hani gül sapı gibi yapmışlar ve birazcık fazla ince, elinize çok ince geliyor. Onun dışında bunun da yine kenarları, hani şu gül şeklini verdikleri şuradaki kenarları birazcık hani gözünüzün etrafında uygularken sıkıntı yaratabiliyor. O yüzden de hani böyle bir eğer ki koleksiyon ürünü olarak bunları koleksiyonunuzda bulundurmak istiyorsanız çok şık, çok güzel, kılları yumuşacık olan böyle iki tane fırçası var. Ama hani çok elzem mi? Bence değil. Hani daha güzel, daha gerekli, daha kullanışlı olan fırçalar da alınabilir. Ha derseniz ki far paleti nasıl? Far paleti bence güzeldi. Kesinlikle alınabilir. Alternatif olarak dudağıma sürdüğüm o balm, hani böyle pembeye dönen balmı ben çok beğendim. Onu yine kullanılabilir. Likit ruju güzel, kullanılabilir. Çok doğal bir pembeydi. Özellikle benim uyguladığım likit ruj. Bu şekilde. Yani ben ürünlerden genel olarak memnun kaldım ama fırçalar çok çok ihtiyaç değil bence. Umarım videomu beğenerek izlemişsinizdir. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve bu videoyu sosyal medyada arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Kanalıma eğer yeni geldiyseniz şuraya tıklayarak abone olabilir ve zil işaretine basarak kanal bildirimlerinizi açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.